Aru Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim patatesli, peynirli, börek tadında bir tuzlu kek tarifini sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz kahvaltılarınızda veya çay saatlerinizde severek tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tuzlu kek tarifini sizlerle paylaşıyorum. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle malzemelerimiz. 4 adet oda ısısında yumurtamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 su bardağından 2 parmak eksik sütümüz var. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 200 gram peynirimiz var. Ben köy peyniri kullandım. Siz beyaz peynir veya herhangi sert bir peynir kullanabilirsiniz. 3 su bardağı artı 1 su bardağından 1 parmak eksik unumuz var. 2 paket kabartma tozumuz var. 2 adet patatesimiz var. 1 adet bir dal yeşil soğanımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet domatesimiz, üzeri içinde kaşar peynirimiz var. Üzeri için dilerseniz kaşar peyniri yerine yumurta sarısı ve susam da ekleyebilirsiniz. Öncelikle 4 adet yumurtamızı çırpıyoruz. Yumurtalarımızı 3-4 dakika çırpalım. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip 3-4 dakika çırpmamız yeterli olur. Çok çırpmamıza gerek yok. Hemen köpürünce sütümüzü ve sıvı yağımızı ilave edeceğiz. Bu kıvam yeterli. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. 1 su bardağından 2 parmak eksik sütümüz. 1 su bardağı da sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Kullandığım bardak standart bardak ölçüsüdür. Sütümüzü ve yağımızı da karıştırdıktan sonra karışımımızı bir kenara alıp sebzelerimizi doğrayalım. Bir adet kuru soğanımızı çok büyük olmayacak şekilde doğrayalım. Yemeklik küp küp olacak şekilde doğradım ben. Soğanlarımızı doğrayıp karışımımızın içerisine ilave ediyoruz. Bir adet yeşil soğanımızı da doğrayarak onu da karışımımıza ilave edelim. Daha sonra domatesimizi de küp küp doğrayarak onu da karışımımızın içerisine ilave ediyoruz. Ben domatesin kabuklarını soymadım. Kabuklarıyla beraber küçük küçük doğrayarak kek harcımızın içerisine ilave ettim. Tuz oranını siz peynirin tuzuna göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Bazı peynirler tuzlu olduğu için kekiniz tuzlu olabilir. Ona göre tuz oranını ayarlayın. Domateslerimizi de ilave ediyoruz ve patateslerimizi doğramayacağız. Onları rendeleyeceğiz. Rendelediğimiz patateslerin sularını sıkalım. Sularını sıkmazsak kekimiz hamurlaşma olabilir. Patatesimizin suyunu ziyan etmeyelim. Onu da maske olarak kullanabilirsiniz. Bakın bayağı bir su çıktı. Bu suyu kekimizin içerisine ilave edersek kekimizin kıvamında değişiklik olacağı için hamurlaşma yapabilirdi. Patatesimizin suyunu bir kenara ayırıp peynirlerimizi de ilave edelim. Şimdi peynirimizi ilave ediyoruz ve karıştıralım. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben köy peyniri kullandım. Beyaz peynirle de gayet güzel oluyor. Şimdi unumuzu kaşık yardımıyla 2 ya da 3 postada ekleyelim.
Unu siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına ve protein değerine göre hamur işlerinde değişiklik gösterebiliyor. Ben toplamda 3 su bardağı artı 1 su bardağından 1 parmak eksik un kullandım. Yani 4 su bardağına yakın bir un kullandım. Unumuzun hepsini ilave ediyoruz. 2 pakette kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Dilerseniz 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı da karbonat kullanabilirsiniz. Karışımımız hazır. Kek hamurundan bir tık daha kalın, daha katı bir hamurumuz olması gerekiyor. İçerisinde sebze olduğu için biraz da onlar sularını bırakacağı için tam kıvamında bir kek olacaktır. Ben tabanını tereyağı ile fırın kabımızı yağlıyorum. Siz sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Daha önceden 180 derecede fırınımı ısıttım. Kek harcımızı içerisine boşaltıyoruz. Fırın kabımızın. Kaşık yardımıyla kek harcımızı düzeltelim. ...180 derecede ve fırınımın ikinci konumunda kekimi pişirdim. Borcamda pişirdiğim için altının da kızarması için ikinci rafında pişirdim. Önce yarım saat kekimizi pişiriyoruz 180 derecede. Sizin fırınızın özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Benim 30 dakika pişirdim. Daha sonra kaşarını koyduktan sonra bir 15 dakika daha pişirdim. Siz yine de kontrollü bir şekilde kekinizi pişirin. Fırınınızın ayarına göre. Yarım saat sonra kaşarını da ilave edip bir 15 dakikada kaşarıyla pişirdim. Yani toplamda 45 dakikada benim kekim pişmişti. Kekim pişti ve 15-20 dakika soğuduktan sonra servis için hazırlıyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Biz çok severek tüketiyoruz. O kadar güzel oldu ki mutfağı saran kokusunu sizlere anlatamam. Bakın çok lezzetli bir kek tarifi. Altı da üstü de gayet güzel ve orantılı bir şekilde pişti. Sizlere yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Hem yumuşak hem lezzetli, çok güzel bir tarif. Bakın yumuşacık ve gayet güzel içerisinde çekti. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Hoşça kalın.